Ediyor. Mahkumla tutuklu arasında bu ip bulundurma falan bakımından fark var mı? Ya, ip bulundurma göz altında olmaz. Gözaltı işlemleri esnasında, an... soruşturma esnasında olmaz. Mahkumlarda her olur. Şey olur diyorsun. Her şey olmaz da olur. Değil, değil yani birçok alet edevat olur. Yani onu yargı intihar etmek isteğini engelleyemezsiniz hapiste ama... poşetle hayır teknik intihar... olarak tutuklu yani tutuklu mu şu an? Hayır o sırada çünkü yani. Kesinleştiği zaman hükümlü şeyine giriyor. Cezasının halen Yargıtay'da. Ben çünkü 2009'da yakalanıyor. 2014'te cezaevine 5 sene kalıyor. O 5 senede de kolay kolay kesinleşmez. Bir de yani model olarak böyle bir şey olmaz. Model olarak gözetim altında olur. Bu şimdi 4 tane aslında evet. Gözetim yok. Şu an gözetim olayı yok şu modelde. Yok. Yani kameralar, bir tane hücre bak bir tane hücre olur koridordan. Orada yetkili gardiyanlar, kimse görevliler 15 dakikada bir, yarım saatte bir onu görebilirler. Son bak Kurtuluş ama öyle bir şey biri yok. 10 geçe son anlarını anlatsana biri, nasıl? Biri 10 geçe bir gardiyan şimdi 20'de bir sayım yapılmış. 20'deki sayımda 20 dediğin maddede, akşam 8'de. Hayır, akşam 8, 24 saat usulünü anlatıyorum. Sabah 8, akşam 8 karşı sayım. Koridorun sonundaki kapı var orada, mazgal şeyi var. Böyle penceresi var. Oradan karşılık vermiş. Ben kafasını eğiyor. Kafasını... gardiyan kendisini görüyor, fiilen fiziki olarak görüyor. O arada da bulaşık yıkıyormuş. Ben buradayım. O arada diyor. Da bulaşık yıkıyormuş. Yani intihar edecek biri bulaşık yıkıyor. Aynen. Yani. Şimdi olaydan 2 saat önce bulaşıkları yıkıyor. Bu arada intihar eden kişi resim yapıyor. Evet. Açık öğretim lisesini bitiriyor. Cezaevinde açık öğretim fakültesi işletme bölümünü devam ettiriyor. Dersleri de gayet iyi. Evet. Değil mi Nazif? Evet, evet. Burada yani kaçtıdan ziyade belki cinayeti kısmını da bakılması şimdi gerekiyor bir, yani. Esat komutana da soralım. Esat komutan ne hissediyorsunuz bu görüntülerde? Yani, ne hissettiriyor? Yani ben pek bir şey yorumlayamadım açıkçası. Ben de aynı kanaatteyim ama şimdi baktığımız zaman yani bir kere müsamaha yani idarenin bu kadar müsamaha göstermesi gerçekten önemli. İkincisi alınan iplerle intihar edeceğini göstererek o biraz evvel söylediğimiz gibi yani üstüne çıkıp kendisini atmayı denemiş olabilir. Ama onu da ipi tutturacağı bir yeri düşünüyorum ben. Yani ne olması lazım? Yukarıdan bir kalorifer şeyi geçmesi lazım. Epstein mesela Amerika'da kendini evet. Ranzaya asmıştı. 1,5 metrelik ranzaya evet, evet. asmıştı. O cinayet canım. Kapılara yani. Asanlar var. Kapılara da asıyorlar. Değil mi bu kadar? Yani, şimdi bu orada da daha çok bu hapishanelerdeki bir de biliyorsunuz yukarıdan geçen kalorifer borularına ip bağlanmak suretiyle o şekilde de birçok cinayet şeyleri var. Peki ama burada herhangi bir ipi bir yere astığına ilişkin hiçbir emare yok. Yok sadece iskemleyi içeriye götürüyor şuradaki iskemleyi. Peki o yani iskemleye tekme atılarak böyle değil. Şey, öyle yok. Bir şey yok değil mi? İskemlenin bir işlevi yok. Yok yani. Yerde yatar vaziyette bulunuyor. Ve? Yerde yattığı sırada boynuna annesinin getirdiği poşet kafasında ve 3 kez dolamış onu ve düğümlemiş. Şu sağ taraftan da şöyle düğümlemiş. Evet. Ben yani böyle bir intihar da görmedim hocam. Çok zor. Ona muhakkak mantıklı. Müdahale eder yani. İnsan dayanamaz. Can haliyle. Yani birinin poşeti... kendini boğarak intihar etmesi gibi bir şey. Mümkün yani. Değil bir kere değil mi? Yani ağzınızı burnunuzu kapatarak intihar edebilir gibi bir şey oluyor onun değil gibi. Mi? Yani ama mantıksız ama şimdi yani. Hani çocuklara hep şey yaparlar ya torbayı başına geçirmedi, torbalarda bir delik vardır falan. Hani helyum falan veriyorlar. Şöyle bir detaylar da var Cemil Bey. Mesela yine ben adli evraklardan okuyacağım. 2 haftalık görüşmeleri kontrol edilmiş. Kayıt altına alınıyor ya ailesiyle telefon görüşmeleri yapıyormuş. Özellikle de annesiyle görüşüyormuş. Bunlarda bir anormallik görülmemiş. Daha sonradan da Kurban Bayramı. Telefon taperleri dinleniyor. Bütün konuşmalar kaydediyor. O konuşmalarda intihar edeceğine ilişkin bir kayıt bulunmamış. 9'u Kurban bunu da 9'u Kurban Bayramı yani onun da intihar etti diyoruz ya. Aslında o gece dönüyor hemen ona oluyor. Kurban Bayramı'nın ikinci gününün sabahın ilk saatlerinde intihar ediyor. Orada da ailesiyle görüşüyor. 1 saat görüşme yapıyor. Orada da ailesi
herhangi bir anormallik görmediklerini söylüyor. Evet, şimdi Ahmet Hoca, psikopat değil mi bu? Psikopat tabii, yani onu rahatlıkla yapan psikopattır. Serin psikopatın kanlılıkla. Özelliği nedir? Psikopat kendini yaptığı her şeyi meşru görür. Bu çok büyük bir vandallık da olur, bir yerleri yakıp yıkma da olur ve birisini parçalara ayırma da olur. Ve bundan dolayı hiçbir vicdan azabı hissetmez, serin kanlılıkla bunu yapar. Tıpkı bu cinayette olduğu gibi. Planlı, taammüden işlenmiş bir mesela cinayet. Mesela Çince dersi alıyormuş. Keyif de alıyor arada, bundan yani. Bunu yaparken bir haz da alıyor. Şey vardı ya, Hopkins'in filmleri. Çince'de çalışıyormuş. Çince dersi biliyor. De alıyormuş galiba. Şimdi bundan birkaç ay önce hatırlarsanız bir çocuğu ezmiş miydi? Kaza yaptı, sonra Amerika'ya falan annesiyle kaçan bir şey. Orada gördük aynı tipoloji aslında. Yani hiçbir vicdani şeyi yok. Gitti orada gülerek arabalara falan biniyorlar. Çocuk biniyorlar. Da 17 yaşında. Evet, da yani şey, o da benzer bir psikopat. Hasta olduğunu da zaten kabul etmiyor. Etmezler. En büyük sonu o. Yani benliğiyle problemi uyuşmuştur. Benliğiyle zaten ilaçları reddediyor. Reddediyor. Bütün dünyayı yakar. Herkes yaksın. Canım bunda ne var der. Psikopatın özelliği budur. Burada yani o kendini... Psikopatta bir de şey olmuyor değil mi? Duygular, çevirme, şey üzülme. Empati olmaz, dürtüseldir. Bir de böyle bir cinayet olması için bir cinnet hali olması psikopat lazım. Psikopat intihar eder mi? Etmez. Etmez, etmez değil mi? Psikopat. Herkesi dünya yakar, hocam, kendine zarar vermez. Hocam iki tane önemli şey kabul var. Size sormak istiyorum. Yani. Çok vicdansızdır. Psikologların da en yani korktuğu diyorum acaba o. Bu kaçırıldı olayı bu hocam. Cinayet... Den böyle dikkatleri oraya çekmek için mi çok fazla konuşuluyor? İntihar notu bırakmamış bir. Son bir ay içerisinde de cezaevinin vaizleriyle görüşmeye başlamış. O zaman etmemesi lazım dine. İmamlarla görüşüyor. İmamlarla görüşüyor evet, değil mi? Evet. Son bir ayda imamlarla görüşmeye başlamış ve benim dikkat ettiğim kadarıyla böyle savcılık en çok bunun intihar notu bırakmamasıyla ilgilenmiş. Çöpler yani, karıştırılmış. Çöpler karıştırılmış. Yani her tarafa bakılmış doğru. Bir yere intihar notu mu yazdı? Bir mesaj mı verdi? Bir sistem mi var? Yok. Hiç intihar notu ortada yok. Evet. Ya bir bu de arada dönem, çok dikkat çekici bir şey var. Çok pardon estağfurullah. Şunu diyeyim. FETÖ dönemi onu çok çok dikkate almak lazım. Evet. Yani evet. 2014 en yoğun her dönem. İş yaptığı dönem. Yani evet, her türlü kara iş yaptığı yani, dönem. Yani izlediğim kadarıyla izlenim şu, sanki kendine zarar vermesi için gerekli bütün ortam ayağına serilmiş gibi geldi bana. Evet. Yani bu kadar rahat, en hadi medyatik bu kadar mahkum. Üç koğuşta bir rahatsızlığı yok, niye intihar etsin? Bir de öyle bir şey var. Yani en medyatik mahkum, en göz önünde, en tartışmalı, hakikaten gündeme damgası. O dönem en medyatik yani, konuydu. Evet, böyle bir mahkumun daha... hocam daha göz önünde olması daha iyi tabii, tabii. Efendim gözetlenmesi oradaki güvenlik sebebiyle yani. Ayrı bir bölümü alabilirsiniz ama o bölüme 4 tane odayı ya da 4 tane hücreyi ve uzun bir koridoru 4 oda bir mutfak ya bir de vermezsiniz normalde verilmez olmaması evet. Gerekiyor bir tane hücre verilir bir de orada bir gardiyan her gün evet. Yarım saatte bir saatte onu bakar aslında. Yani istediğini yapabilmesi evet. için bu ortam sanki özellikle verilmiş gibi bir intiba edindim açıkçası. Şimdi, net söyleyeyim. Şimdi burada şöyle bir özet yapabilir miyiz? İntihar hikayesi şüpheli. Evet. Dönem kötü. FETÖ dönemi. Cinayet olabilir. Peki hakikaten bu konuşulduğu gibi kaçırılmış, yok edilmiş de olabilir mi? Şimdi 2014 yılından beri Kara Bulut ailesi ve avukatı Rezan Epözdemir sürekli bunu vurguluyor. Ne yaptı, kaçırıldı mı diyor? Babanın kafasında bir şüphe var. Baba bir yerlerden duyum mu aldı, istihbarat mı aldı artık bilmiyoruz. Diyor ki Cem ölen kişi yani bu volta atan kişi bu. Demin bir önceki sayfada da onun otopsi raporunda. Birazcık geri bir adım geri. Otopsi raporunda da işte onun cesedinin fotoğrafı vardı. Diyor ki iki kişi uyumlu değil. Cem yurt dışına özellikle de İsrail'e kaçırılmış peki, olabilir. Ya o dönemde FETÖ tamam her yere hakim falan böyle bir sahte ölüm raporu yeterli parayı bastırdığın zaman alınabilir mi? Valla yani? O dönemde biz bir mi? Haber yapmıştık. Vallahi 2013 dönemde, yılında Abdurrahman Şimşek. Hatırlıyor musun? Hangisi? Silivri'de FETÖ'cü savcılar uçan kaçana ceza kesiyorlar evet. Silivri'de diye. Silivri kendilerinden zulmü diye. Silivri zulmü diye bir haber yapmıştık. O zaman Hüseyin Kurtoğlu Paşa vardı. Şu anda jandarma genel komutan yardımcısı. Ona uyduruktan bir ceza kesmişlerdi. Biz de Sabah gazetesinde Silivri zulmü diye bir haber yapmıştık.
Haberin içeriği şuydu. FETÖ'cü savcılar, FETÖ'cü bir memur savcısı vardı o dönemde. Beni odasından kovmuştu. Bu adam uçana kaçana orada kendi çarklarına takılan, kendi çarklarına çomak sokan herkese hapis cezası veriyordu. Bunlardan en sonuncu kişi de o dönemin İstanbul İl Jandarma Komutanı oldu. Yani tam kontrolleri altında tabii olan bir yer miydi demek istiyorsun? Cezalandırıyordu. Ha. Direkt hapis cezası veriyordu. Nazif senle mi Silivri adliyesine gittim? O Silivri cezaevinden sorumlu Cumhuriyet Savcısı'yla görüşmek istedim haberle. Adam beni resmen kovdu. Odan, çık odamdan çık dedi. Çünkü o dönem biz tam kavga başlamıştı FETÖ ile. Hatırlıyorsun. Evet. Odasından beni kovmuştu. İşte o Cumhuriyet Savcıların cezaevi, ben açık söyleyeyim, cezaevlerin CTE gibi bir yere FETÖ'nün sızmaması mümkün mü? Kaç gardiyan atıldı ya. Her yere kaç cezaevi müdürleri, jandarmanın özellikle FETÖ'nün jandarma teşkilatının içine sızdığı, emniyetin içine bütün teşkilatlara sızmış. Buraya sızmaması mümkün değil. Bu haberi yaptıktan sonra İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı koridorda bizi gördü, ne dedi? Peki bir şey söyleyeceğim ya. Cemil Bey özür dilerim, şu önemli. Dedi ki sizin çoluk çocuğunuz var mı? Var efendim dedik, işte benim şu kadar, benim şu kadar. Ne yapacaksınız siz çocukları, kime emanet edeceksiniz dedi. Dedim ne oldu hakim bey, Allah'a şükür biz hayattayız, hanım hayatta. Dedi oğlum sizin sonunuz Silivri dedi. Çocukları kime emanet edeceksiniz şimdiden dedi. Siz dedi planlamanızı yapın. Yıl 2014-2013 işte. Aynen, şimdi kendisi firar geldi. Firar mı cezaevinde? Gökmen bilmem ne diye. Tamam o zaman FETÖ hakim duruma. Ama şimdi değil. Yani FETÖ, şimdi... FETÖ ile devletin arasının bozulduğu yer neydi? İşte Mavi Marmara konusu. Dershane. Otoriteden, hayır, 2009'da evet, otoriteden izin alınmalıydı. Mavi Marmara gemisinin oraya gitmesi evet, konusunda evet. Fethullah Gülen'in bir açıklaması var. İsrail lehine, biz burada İHH'dan 9 kişi öldürülmüş, vatandaşımız şehit olmuş. Fethullah Gülen çıktı, otoriteden izin alınmalıydı dedi. Yani 2009'da bile onlarla, İsrail'le bu kadar sıkı benim fıkı şimdi, olan bir FETÖ lideri var. Şimdi merak ediyorum ben. İsrail'le sıkı fıkı falan değiliz. Hatta ambargoları onlar koyduk. Onlar Fethullahçı. Şu anda, şu ana geldik biz. Ambargoları da koyduk. FETÖ'de büyük ölçüde temizlendi. Ya bunun arkasında ne olduğunu anlamak bu kadar zor mu? Mezarı açıldı mı bunun? Başka açılmadı. Kamera kayıtları. Henüz açılmadı. Otopsi raporunda. Niye ya? Niye açılmadı? O otopsi raporunda. Ya şöyle bir uygulama yok muydu? Şöyle bir uygulama yok muydu? Ben mesela birçok daha sonraki olayda tanık oldum. DNA örneği alındıktan sonra defnedilir. Mesela alındı. O da var dosyada evet. Ama mezara konulan kişi. Şimdi sen DNA örneğini al. Kimin DNA örneği ama yok. Yani şimdi, anladın mı? Bu maktul veya intihar eden kişiden ben artık Cem Gariboğlu olup olmadığını bilmiyorum. İntihar eden kişiden DNA alıyor. Anne Tülay Gariboğlu ve baba Nida Gariboğlu'ndan da DNA örnekleri. Anneyle 99.9 örtüşüyor, babayla da 99.9 örtüşüyor. Dolayısıyla bu çocuğun intihar eden kişinin Cem Garip olduğuna ilişkin dosyaya giriyor, yani rapor giriyor. En iyi senaryo o zaman bunun cinayet. Hayır, uğramış. Cinayet olduğunu ben düşünmüyorum. Burada %100 bir varsa da bir kaçırılma olayı. Çünkü FETÖ bunu çok rahat. Adli tip o zaman onların kontrolünde. Cezaevi, gardiyan, jandarma, şey gardiyan, aynen, polis, emniyet. Bütün güç şeyler onlardaydı. Yani devlet o aslında paralel gibiydi. Ne karşılığı? FETÖ ne karşılığı yapmış olabilir? Yani. Şimdi ben de oraya girsem. Ya, bütün siz oradan konuşun. Tamam. Gelin hadi gelin. Şimdi bilmiyorum. Ben bu işin bayağı komplike ve sofistike olduğunu bir hatıramla ifade etmeye çalışacağım. Şimdi biliyorsunuz Turkish Armenian Reconciliation Committee dediğimiz Türk-Ermeni Uzlaşma Komitesi kuruldu. Burada ben görev aldım. Amerika'ya gittik. Amerika'da da bizim başkanımız o zamanki bir Yahudi, David Phillips. Yani ufuk genişlesin diye söylüyorum. Sabahleyin gittik ama Türkiye'de biliyorsunuz 7 saat olunca saat 15 civarında şeyle. Sabahleyin kahvaltı David Phillips, bu ismi herkes bilebilir. Bu Tarkın, demin söylediğim gibi Türk-Ermeni şeyi. Bir telefon çaldı. Ya ben masadayım. Yanımda Profesör Doktor Justin McCarthy var. Ben varım. Ondan sonra bir şeyden Dışişleri Bakanlığı'ndan birisi var.
David Phillips şöyle arkaya doğru bir yalsıldı. Ondan sonra ben ne oluyor falan filan dedim. Telefonla görüştü. Telefonda bir bayan. Dedi ki Üzeyir Garih'i vurmuşlar. Hmm. Telefondaki kişi Lili Garih. Lili bildiriyor. Şimdi kızı değil mi galiba? Yok, Lili. Karısı. Lili, Yüksel Bey de tanır. Lili Garih onun şeydi. Ama şimdi ben o günkü şaşırmamı çok şey yapın. Bununla da yani bu Yahudi toplumunu özellikle cinsel olarak baktığımız zaman ya dedim ki ya Rabbi ya Türkiye neresi birinci elden David Phillips'e ve bu kişi biliyorsunuz Beyaz Saray'da görevli. Yani bir yani istihbarat ağına bakar mısınız? Yani şimdi bu sistematiğe bakar mısınız? Yani şimdi gerçekten böyle ince eleyip sık dokumak yani bir benzer Üzeyir Garih biliyorsunuz küçük Mustafa'nın mezarında biliyorsunuz Eyüp Cahit'te birisi serseri birisi tarafından cinayete gitti diye şey yaptı. Yani bununla ikisine bakmak lazım. Abdurrahman sen iyi polis oldun artık. Yani böyle bakmak lazım. Ben bunu yani önemli hatıralarımdan bir tanesi olarak ifade etmek istiyorum. Yani masanın başında David Phillips vardı. Profesör Doktor Justin McCarthy buradaydı. Ama aynı anda vurdular dediği anda Beyaz Saray'ın aranması. Hani biraz Kavala gibi düşündüğünüz zaman da nerelere kadar ulaşıldığını ve de yine de Cem Garipoğlu olgusunun da bir yerlerle bağlantılı olduğunu düşünmek gerekir.